Nihayet fragmanlarda gördüğümüz şu gizemli tipler ortaya çıktı. Kim oldukları da ayrı bir konu. Orta dünyada Melkor'a tapınan birçok tarikat vardır. Bunlar da muhtemelen o tarikatlardan birinin üyesi. Melkor alt edilince Sauron'un iradesi altına girmiş olmalılar. Dikkat edin, muhafız gibi giyinmiş olanın zırhında göz sembolü var. Sauron'un gözü. Orijinal üçlemenin aksine kapaksız göz aslında Sauron'un aldığı bir form, büründüğü bir şekil değildir. Hikayede bu bir amblemdir ve Sauron'un sürekliliğini tasvir eder. Diğerinin elinde bir disk var. Bu muhtemelen meteor adamın izini sürmek için kullandıkları bir çeşit pusula. Diskin arkasında da rün benzeri bir işaret var. Öncesinde Istari'nin çizdiğine benziyor. Liderlerine gelecek olursak, onun kara büyü ustası olduğu şu sahnede parmaklarının kararmasıyla anlatılmak istenmiş olmalı. Bu grubun Istari'nin peşinde olmasının iki sebebi olabilir. Yapabilirlerse onu kendi saflarına çekmek, aksi halde ortadan kaldırmak. Zaten görünüşe göre Istari'nin de iyi mi yoksa kötü mü olacağı konusunda kafası biraz karışık. Henüz dünyada yeni ve iyilik, kötülük gibi kavramlar bir yana, aldığı bedene bile yabancı. Bu yüzden kurtlarla karşılaştığında istemeden kendisine de zarar veriyor. Bulunduğu forma alışkın değil. Hasar aldıktan sonra iyileşmek için kullandığı kelimeler Kala ve Envinyata. Yüksek Elf lisanındaki bu sözcükler sırasıyla ışık ve iyileşmek manasına geliyor. Bölümde ayrıca Mithril'e dair bir orijin hikayesi de anlatılıyor. Kökeni bir ağaç uğruna çarpışan Elf ve Balrog arasındaki mücadeleye dayanıyor. Hikayeye göre ağacın içinde kayıp Silmarillerden biri var, yani sıradan bir ağaç değil. Gerçi hangi ağaç sıradandır ki? Her neyse, Silmaril konusunu tekrar açmayacağım, bunu zaten yapmıştık. Çarpışmadan açığa çıkan gücün ağaçtan köklere, oradan da kayalara sızarak hapsolduğu anlatılıyor. İşte bunun da Mithril'i var ettiği düşünülüyor. Tabii tüm bu anlatılar bir efsaneye dayanıyor, yani gerçekliği tartışmaya açık. An obscure legend. Regarded by most to be apocryphal. Ancak Gil-galad, Silmaril'in Mithril'i oluşturduğu konusunda kararlı. Tam da bu yüzden Mithril'e ihtiyacı olduğunu söylüyor. Çünkü çürümeye başlayan Lindon ağacını elflerin yok oluş alameti olarak değerlendiriyor. Söylediğine göre Mithril'e de buna engel olmak için ihtiyacı var. İyi hikayeler abartılmayı hak eder derler ya, Gil-galad'ın yaptığı da bu. Kesin olan tek şey Mithril'i istediği, neden istediği ya da onunla ne yapacağı biraz şaibeli. Buna dair anlattıkları sanki Elrond'u manipüle etmeye, ona geçerli bir motivasyon kazandırmaya yönelik gibi duruyor. The armies of darkness will march over the face of the earth. It will be the end. Cevheri elfleri kurtarmak için istediğini söylemesi, gerekçesini de eski bir mite dayandırması belki kabul edilebilirdi. Tabii önceki bölümde Adar'ın söylediklerini duymamış olsaydık. You have been told many lies. Some run so deep, even the rocks. The roots now believe them. Sanki Gil-galad'ın Mithril'i bu kadar istemesinin daha derininde yatan bir sebebi var gibi. Mesela güç arzusu. Power as pure and light, as good, as strong and unyielding as evil. Ağacın çürümesi de bu güç hırsıyla gelen yozlaşmanın bir tezahürü olabilir mi? Belki de bu yüzden alabilecekleri kadar fazlasını, elde edebilecekleri tüm Mithril'i istiyorlardır. We believe if we can secure vast quantities of it quickly. Ancak yola bu kadar aldatmaca, bu kadar yalanla çıkılmışken, Kral Durin'in elflere karşı hatırı sayılır paranoyasını da hesaba katarsak, istedikleri miktarda Mithril'i elde etmeleri biraz zor görünüyor. Sahip olabilecekleri tek Mithril, öncesinde Prens Durin'in Elrond'a hediye ettiği olacaktır. Bu da onları ellerindeki miktarı çok daha efektif kullanmaya yetecek. Bu durumunda çıkacağı tek bir sonuç var, güç yüzükleri. Zaten yüzüklerden en az birisinin Mithril'den dövüldüğünü biliyoruz. Su yüzüğü diye de bilinen Nenya. Kötülüklerden korunma özelliği sağlayan Galadriel'in taktığı yüzük. Tabii bu çok sonraları gerçekleşiyor. Şu an için Galadriel yüzünde kızgın bir ifadeyle karşılaştığı herkese Sauron'a karşı verdiği mücadelede kendisine destek olması gerektiğini söylüyor. Ve en sonunda buna Numenor Krallığı'nı, hatta Sauron'un kendisini bile ikna ediyor. Evet, Halbrand aslında Sauron, bundan daha önce bahsetmiştik. Yine bu bölümde de Halbrand genel olarak ters psikoloji yöntemlerine devam ediyor. Vay be, hükümdarlığı elinin tersiyle iten biri. Hadi hep birlikte ona Lord diyelim. Lord Halbrand. İstediği kadar oynasın, kendisini açık ettiği anlar ne benim ne de sizin gözünüzden kaçmamıştır. I'm sorry for your brother, for all of it. Orta dünyaya düzenlenecek sefer için oluşturulan birlik, gönüllülük esasına dayanıyor. Her katılımcının da kendisine göre bir motivasyonu var.
Isildur'un arkadaşı Ontamo da bu gönüllülerden biri ve katılacağı savaştan nişanlısına bahsediyor. Baştan uyaralım, ne zaman birisi böyle konuşsa ilk ölen kendisi olur. Halbrand'ın motivasyonuysa bu savaşın her halükarda kendi çıkarlarına hizmet etmesi. Adar ve Halbrand arasında bir rekabet, hatta düşmanlık var. İki kafadar olmadıkları kesin. Adar Sauron'un adını duyunca bile kayışı kopartıyor. Adar karakteri sığ yazılmamış, bir derinliği var. Anlaşılır sebeplerle hareket ediyor. Motivasyonu güç hırsından ziyade değişim. Bu da karakter için çok uygun bir motivasyon, zira Adar da dönüştürülmüş, değişime uğratılmış bir karakter. Melkor tarafından orklara dönüştürülen ilk elflerden biri. Bir çeşit prototip gibi, bu yüzden ne tam olarak elf ne de tam olarak ork. Tıpkı zamanında onu değiştirdikleri gibi şimdi o da dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Bu planın ilk adımı da güney topraklarında karanlığı sağlamak. Bu da bir nevi orkların güneyde özgürlüğünü sağlamak demek. Orklar için elverişli bir dünya dizaynı. Bunu gerçekleştirmek için de muhtemelen hüküm dağını kullanacak. Orijinal hikayede Mordor'un bu dağda meydana gelen volkanik patlamalarla oluştuğunu biliyoruz. Dizide ise hüküm dağını harekete geçirebilmek için muhtemelen Theon'un kılıcı gerekli. Adar da bu sebeple kılıcın peşinde. Ancak bu kılıcı önemli yapan başka nedenler de olabilir. Çünkü Arondir geçmişte Melkor taraftarlarınca kule duvarlarına işlenmiş bir oymayı gösterdi. Dikkat edin, burada Sauron'un maskesini andıran bir figür görüyoruz. Devamında kılıcı tutan bir el ve bu kılıçla öldürülen bir karakter var. Bu karakterin de en göze çarpan özelliği uzun saçlı olması. Elfler henüz uzun saç modasına geçmediğinden ihtimaller de azalıyor. Bu figür Adar'ı temsil ediyor olabilir. Öyle ya da böyle, zaten Adar'ın ilk sezondan sağ çıkma ihtimali çok düşük. Eğer onu alt edecek olan kişi Halbrand olursa, Halbrand'ın gerçek kimliği de bu sayede kesinleşebilir. Yani eğer iki karakter karşılaşır ya da bir mücadeleye girişirse, Halbrand'ın gerçek adını Adar'dan duyabiliriz. Belki ölmeden önce, belki de karşılaştıkları ilk anda. Tekrar kuledekilere dönecek olursak, bildiğiniz gibi koca yürekli Valdirek ve arkadaşları yemek sorununu çözmek için fedakarlık yaparak kuleden ayrıldılar. Kulede kalan bencillerse yaklaşan Adar'ın bildikleri sebebiyle kapana kısılmış durumda. Bronwyn ve Arondir arasındaki tartışma bu soruna çözüm bulmalarını sağlıyor. Burada akıllarına Adar'ın birliklerine tuzak kurma fikri geldi. Muhtemelen orklar pek fazla direnişle karşılaşmadan kule duvarlarını aşacaktır. Sonrasında Arondir ve Bronwyn'in tuzağı devreye girecek ve kuleyi orkların üzerine yıkacaklar. Kocaman kule yıkılır mı dersen, denenmişi var. Taşıyıcı kolonları kesiyorlar. In a white room with black curtains, near the station.